Dua eder melekler, kabul olur dilekler, teravihler kılınır, toplu atar yürekler. Cıvıl cıvıl çocuklarımızın olduğu cıvıl cıvıl Ramazan programına hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan ayımızın 21. gününden sizlere selam olsun. Ne demiştik? Ramazan'ın sonu kurtuluş demiştik. İnşallah bizler de kurtulanlardan oluruz arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Maşallah bu ne enerji. Cıvıl cıvılsınız. Sizler de yerinizi aldınız. Çok güzel davul çaldınız. Manilerimizi okudunuz. Şöyle seni yakından tanıyabilir miyim arkadaşım? Benim adım Muhammed Emi Çelik. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Gümnazyum MSM'e gidiyorum. Hobilerim de futbol ve yüzmek. Çok güzel. Yani hareketi seviyorum Semra abla diyorsun. Çok güzel. Peki Ramazan ayındayız. Son 10 gününe girdik arkadaşım. Biraz hüzün kapladı, biraz sevinç kapladı. Değil mi? Bayram yaklaşıyor çünkü. Ama bu Ramazan ayında en çok seni mutlu eden ne oldu? İlk defa yayına girdim diye. Yani... Evet. Çok güzel. İlk defa bir arkadaşım da bunu söyledi. Cıvıl cıvıl Ramazan'a geldim. İlk defa televizyona çıktım diyor. Değil mi? Evet, güzel. Maşallah sana. Hoş geldin tekrardan. Evet, seni de yakından bir tanıyalım bakalım. Benim adım Eren Doğan. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Kızamçulu Kayzabat'a gidiyorum. Hobilerim de yüzmek. Senin de mi yüzmek? Ne kadar güzel. Peki seni ne mutlu etti bu Ramazan ayında Eren? Ben oruç tutmayı çok severim. Sahura kalkmayı da çok severim. İftarda da güzel yemekler çok olur. Çünkü iftarda güzel güzel mis kokulu yemekler oluyor. O yüzden çok seviyoruz değil mi? Evet. Peki sahurda uykunu bölmeyi seviyor musun? Evet. Ne kadar güzel. Aferin. Tabii ki diyor Semra abla diyor. Ne yapalım? Birbirimizle yarışmamız gerektiğini biliyorsunuz. Yarışımıza geçelim mi bir an önce? Sorularımıza geçelim mi? Evet. Eminim heyecanlısınız. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. Çünkü bu oyunun kazananı var ama kaybedeni yok arkadaşlar. Eğlenerek öğreniyoruz çünkü. Sizler de Can Kulay'la dinliyorsunuz. Arkadaşlarımıza alkışlıyorsunuz. Birinci soru geliyor. Can Kulay'la dinliyoruz. Hadi bakalım. İlk ezanı okuyan Müslüman kimdir? A. Hazreti Zeyd. B. Hazreti Bilal-i Habeşi. C. Hazreti Ali. Hazreti Ali. İlk ezanı okuyan, maalesef o değil. Hazreti Bilal-i Habeşi. Evet, maşallah. Kulağınızı alıyorsun Eren. Canlı bir alkış da aldın. 1-0 öne geçtin. Geliyor ikinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan ikra kelimesinin anlamı nedir? Ne demek ikra? Daha şıklar olmadım. Bekle bakalım. A, gel demek. İkra gel demek. B, otur demek. C de oku demek. Eren. Oku. Oku, elbette ki oku. Yani gel de değil, otur da değil, oku. Çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu arkadaşlarım? 2-0 öne geçtin. Geldik 3. sorumuza. Evet. Akşam namazı kaç rekattır? Şıklarımızı okuyorum. A 5, B 6, C 7. Galiba Muhammed Emir sen bastın. Doğru mu arkadaşlar? Takip ediyoruz. Evet, buyur bakalım. Şıklar neydi? A 5, B 6, C 7. Akşam namazı kaç rekattır? A 5. Evet, 5 rekattır. Puanımızı aldık. Şimdi ne yaptık? 4. soruya geçtik ama... Şimdi önce şıkları iyice bir dinliyorsunuz. Tekrar şıklar neydi diye tekrar sormayalım. Önce bir dinleyelim. Anlaştık mı? Tamam mı? Daha sonra ben tekrarlarım nasılsa. Evet. Geliyoruz 4. sorumuza. Kaça kaç arkadaşlar? 2-1. Hadi bakalım. Hangisi peygamberlerin özelliklerindendir? A. Çok uyumak. B. Doğru sözlü olmak. C. Çok yemek. Eren. Doğru sözlü olmak. Elbette ki. Aferin size. Maşallah size. Evet arkadaşlar, çok güzel şekilde yarışıyorsunuz. Aferin size ama son sorumuz geliyor. Can Kulay'la dinliyoruz.
hangisi abdestin farzlarındandır? A. Niyet etmek. B. Ağza 3 defa su alıp çalkalamak. C. Sağ ve sol ayakları yıkamak. A. Niyet etmek. Maalesef. Sol ve sağ ayağı yıkama. Evet. Puanımızı aldım arkadaşım. Kaç oldu? 3-2 mi? 4-1 oldu değil mi? Tamam, bu oyunun kazananı var ama kaybedeni yok. Aferin size. Eren, seni tebrik ediyorum. Maşallah. Ama hediye öncesi Esma Hüsna ağacımız var. Hadi hep birlikte buluşalım. Evet, gül kokulu arkadaşlarım, geldik Esmaül Hüsna ağacımızın olduğu bölüme. Yani ne yapıyoruz? Ağacımızı, ışıklı ağacımızı esmalarla yeşillendiriyoruz. Evet, Muhammed Emir, al bakalım, seninle başlıyorum. El gani ihtiyacı olmayan. Evet, elbette ki Rabbimiz nice ihtiyacı olur mu? Buyur bakalım. El muhayyir. Dilediği alçaltır, alçatan. Dilediğini alçaltan. Ben de alayım bir tane. El vedud, kullarını seven, sevilmeye en layık olan elbette ki. Hadi gelin bakalım ağacımıza gidelim. Evet çocuklar, ışıl ışıl ağacımıza geldik. Bakın esmalarla süslenmiş, donatılmış. Bizler de şöyle bir süsleyelim. Hep birlikte yapraklarımızı, esmalarımızı asalım. Şimdi nereye gidiyoruz Eren? Hadi bakalım gelin. Evet geldik çocuklarımızın çok sevdiği bölüme, yani hediye takdimine. O kadar güzel yarıştılar ki hediye vermeden elbette olmaz. Şu şekilde ben hediyemi sana takdim etmek istiyorum. Ayaklarına, yüreğine sağlık diyorum. Bol bol okumalar diliyorum çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu, öyle değil mi? Evet, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Rabbim ne demiştik? Kurtulanlardan eylesin demiştik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum ve kutlalarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Sultan. Efendim abi. Kardeşim bak, bugün Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Ve böylece 10 gün sonra Ramazan bayramına kavuşuyoruz. Yaşasın abi, çok mutluyum. Sultan, peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde yapmış olduğu bir ibadet var. Ya öyle mi? Ramazan ayında ne kadar da çok ibadet yapabilirmişiz abi. Oo, Ramazan ayında çok çok ibadet yapabiliyoruz kardeşim. Bu son 10 gününde yapılan ibadete de itikaf deniyor. İtikaf. Aynen kardeşim, itikaf. Yani Ramazan'ın son 10 gününde camiye gidip 10 gün boyunca camide hem uyuyup hem yiyip hem içip hem de bol bol ibadet etmeye itikaf denir. Aa, çok ilginç abi. Yani itikaf için camide 10 gün boyunca uyuyacak mıyız? Aynen öyle kardeşim. Peki yemeği de mi orada yiyeceğiz? Aynen kardeşim, yemeğimizi de orada alacağız. Son 10 gün içerisinde tüm ihtiyaçlarımız neyse hepsini camide gidereceğiz. Bu çok güzel bir şeymiş abi. Ben de itikafa girmek istiyorum o zaman. Ne güzel düşünmüşsün kardeşim, ama senin yapman için biraz daha büyümen lazım. Ama sen kendi odandan başlayıp ilk itikafını odandan yapabilirsin. İstersen beraber itikaf çadırı da hazırlayabiliriz seninle. İtikaf çadırı mı? Ay bu çok güzel bir fikir abi. O zaman bana yardım edersen böyle kocaman bir çadır yapmak isterim. Ve ben de cami yerine itikafa bu çadırda girmek istiyorum. Çok güzel olur kardeşim. Hadi istersen hemen odana geçelim ve itikaf çadırımızı kurmaya başlayalım. Yaşasın. Hadi gidelim abi.